Günaydınlar. Sabah sabah ne yapıyorum? Asya daha yatıyor ben. Taze fasulye yapacağım. Zeytinyağlı ayıkladım. Ayıklamadan önce yıkadım. Şimdi şöyle bol domatesli, soğanlı bir fasulye yapacağım. Burada yarım kilo kadar taze fasulye var. Ondan sonra kahvaltı hazırlayacağım zaten. Asya'da kalkar bu arada. Öyle yani. Bugüne de böyle başladık. Zeytinyağlı fasulye için şöyle soğan, kırmızı kapya biber bir tane, iki tane güzel domates doğradım ve bir tane ince bir havuç doğradım. Biraz tuz attım ağız tadınıza göre ve bir küp şeker attım. Bu böyle kendisi sulandı bir güzel domatesin suyu. Şimdi bu böyle kısık ateşte fasulyelerimi içine atıyorum. Ben böyle yapıyorum zeytinyağlıyı. Herkes farklı yapabilir tabii ki. Herkes şeker de atmayabilir ama bir küp şeker atmak mantıklı. Tencere doldu ama tabii bunlar öleceği için bu kadar sorun olmayacak. Şimdi bunun ağzını kapatacağız ve altını da bir güzel kıstım. Kısık ateşte pişecek. Ay bardakların güzelliğine bak. Ve şunlar desenli, ha baharatlıkmış. Ama birazcık büyük. Kocaman bunlar ya. Bardaklar mükemmelen. Bardak. Ay, ben bunlara bayıldım ama baharat için kocaman yani bardak kadar. Şok marketteyiz. Şöyle ağzına şey mantar. Ay çok güzel. Sen zaten suluk canavarı sen zaten yeter. Başka desen var mı? Hayır yok senin en salı var ya aldık en son. Şunlar da güzel ama artık böyle büyük bardaktan ben bıktım. Çok büyük. Yeşile bakayım. Hepsinde sen aynı anneciğim. Farklı var mı? En son ne yapıyorduk gerçekten hiç ama hiç hatırlamıyorum. Taze fasulye yapıyorduk hatırladım. Onun üzerinden bayağı bir zaman geçti. Taze fasulyeyi yaptım. Asya ile dışarıya çıktık. Yine bir klasik markete uğradık. Ne aldım marketten? Bir şey eksikti. Onun için gitmem lazımdı falan filan işte her neyse. Markete uğradık, geldik. Çamaşır vardı, onu katladım. Bir çay yaptım. Asya ile bir bisküvi çay yiyelim dedim. Saat 4 gibi falandı çünkü eşimi bekleyeceğiz yemeğe ve çok acıkırız. Sabah 10'da falan kahvaltı etmiştik. Ondan sonra yerleri süpürdüm çünkü dün aslında eve temizlik yapmıştım ama bütün gün evde olunca yani evde hareketli olarak yaşam devam edince her yerde bir şey vardı gerçekten. Gerçekten evde olunca evin işi bitmiyor diyorlar ya bitmiyor yani illaki bir şeyler çıkıyor. Ondan sonra bir yerleri süpürdüm işte saat 6 yaptık yine. Yine akşamı yaptık. Ne yaptım bugün dersen hiçbir şey yapmadım yani doğru düzgün bunlar bir de çamaşır katladım. Bana göre en büyük iş oydu. Şimdi kalkacağım yemeklerim hazır sayılır. Dünden dolmam vardı ama dolma da az kaldı. Az kalmıştı yani. Zaten böyle küçük küçük biber. Ay pardon. Ne oluyor? Küçük küçük biber şeyleri vardı dolmaları. Ondan sonra kaç tane kaldı ondan? 3 tane falan kaldı herhalde. Ondan sonra onun yanına
Bir de hem zeytinyağlı aslında fasulyeyi de yaptım ama bir de böyle tavada yağsız tavuk yapacağım. Nasıl tavuk? Kanat. Kanat aldım. 1 kilo aldım ama üçte birini ayırdım. Öyle yapacağım. Yeter yani. 5'er adet falan ortalama koydum. Ondan sonra bu gereksiz bilgiyi de verdikten sonra bu kadar. Akşam onu yapacağım. Eşim gelmesine yakın koyarım onları da. Onlar da hemen olurlar zaten. Bugün böyle. Yani öyle boş bir gündü. Çok farklı bir şey yapmadık. Hadi görüşürüz. Herkese günaydın. Biz evden çıktık. Biz işe gidiyoruz. Asya anneannesine gidiyor. Uzun zaman sonra erken kalktığı için bayağı uyutuyor. Biz de işe gidiyoruz. Yağmur yağdı. Hava serin. Çok güzel. Öyle yani. Haydi görüşürüz. Herkese merhabalar. Ben eve geldim. Biz eve geldik. Eşimle geldik. Bugün ben ilk defa tam gün çalıştım. 9 gibi gittim, 6 gibi çıktık. Ondan sonra annemdeydi Asya, oraya gittim. Sonra eşim geldi, aldı beni oradan. Eve geldik şimdi ve Asya annem de kaldı, orada kalmak istedi, orada kaldı. Biz şimdi ne yiyeceğiz? Onur dedi ki şey yapalım dedi, böyle karpuz, peynir, ekmek falan gibi bir şey yapalım dedi. İyi dedim, o zaman öyle yapalım. Benim de işime gelir, neden olmasın. Ondan sonra şimdi böyle birazcık taze fasulyem var. Onu bir çıkartayım, ılınsın o. Birazcık dediğim şöyle bayağı bir var. Bundan yeriz. Karpuz doğrarız. Şöyle kardeşim bana şöyle bunu bir kavanoza koyacağım. Buna girer mi? Girer. Sezar sos yapmış. Salata, Sezar salata sosu yapmış. Ondan sonra bunu inşallah şöyle hafta sonu güzel böyle bir göbek salatayla denemek istiyorum. Çünkü bu göbek salatayla gerçekten çok ama çok güzel oluyor. Göbek salata böyle tavuk şeyleri. Ne derler? Izgara böyle tavuk büfteyi. Tavuk büfteyi yani de olur ya işte bir kuru göğüs kısmı. Ondan sonra şöyle göbek salata. İçine başka ne koyarsanız koyun önemli değil ama çok güzel oluyor bu sos. Sağ olsun yapmış, bana da getirmiş. İyi oldu. Bir de işte annemden şey aldım, bunu şimdi keseceğim. Yarısını buzluğa atacağım. Yarısını tereyağı tavuğum bitik ona koyacağım. Annemden dediğim kardeşim çalıştığı yerden satın alıyor ve ben de yani ben de oradan satın almış oluyorum yani sonuç olarak. Bu da böyle burada dursun. Ondan sonra ne yapayım? Karpuzumu çıkartayım. Gittim hemen üstümü giydim, değiştirdim, eve elbisemi giyindim, geldim. Karpuz çok güzel bir meyve. Benim en sevdiğim meyvedir karpuz ve yani karnım tokken bile, karnım tokken kolay kolay hani böyle hiç meyveydi, tatlıydı yemem. Tatlıyı falan da mesela böyle açken yemeyi severim ama karpuz çatlayana kadar derler ya, resmen çatlayana kadar yiyebileceğim bir meyve. Çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Evet, karpuzla neymiş? Ciddi düşünüyorum. Keşke domates gibi yaz kış olsa. Şöyle göbeğini de alalım. Ben yemeyeceğim de kim yiyecek, değil mi? İş nasıl gidiyor? İş nasıl gidiyor? Çok soruyorsunuz. Teşekkür ederim. İş şöyle. Şimdi bir halen böyle yine küçük küçük evden çalışmalarımız da devam ediyor. Evden çalışma dediğim şey nedir? Söyleyeyim hemen onu da.
orada satılacak olan ürünlerin, yani ben alacağım ya o ürünlerin satın almasını yapacağım ya, şu anda bizim gibi organik ürün satan, bizim gibi organik ürün satan diğer firmalarda ne kadara satıldığının araştırmasını şu anda yapıyorum. Bu arada şöyle bu şeylerden var. Parmak sucuklarını eşim sucuk da yap dedi. O yüzden onu sucuk yapacağım. Ben o araştırmayı yapıyorum. Araştırmayı yapıyorum. Şöyle nasıl yapıyorum araştırmayı da? Excel'de, bilgisayarımda Excel'de çalışarak yapıyorum. Ondan sonra bir de şöyle, iş yerinde şu anda dediğim gibi hani inşaat kısmı tam olarak bitemediği için, bir türlü hep aksaklıklar olduğu için ne derler? Heh, internet yok. Zaten en büyük orada şey yapamama sorunumuz internet tabii ki. İnternet yok. Dolayısıyla yani bilgisayarın da olsa, masan da olsa internetsiz hiçbir iş yapamıyorsun maalesef ki. Öyle yani. Sonuç olarak pazartesi gittim. Salı, çarşamba evdeydim. Bugün perşembe, bugün gittim. Ondan sonra bugün başka bir şey, bir temizlik işi vardı. Bir temizlik için birisi geldi. İşte sabahtan akşama kadar ona bayağı bir şeyler yaptı. Onunla ilgilendik. Ondan sonra her yer bir bitsin, bir daha bir inşaat temizliği için bir daha gelecekler ama en azından yani bizim ofislerin temizliği bitmiş oldu. En azından biz daha hani toz olmadan en azından birazcık daha rahat çalışabileceğiz. Bu hafta, bugün perşembe, bu haftanın başında da öbür haftanın yani %90 internetimiz gelmiş olacak. Bakalım. Hayırlısı artık. Bekliyoruz. Şimdi bunları ocağa koyayım. Ay bakar mısınız? Bu kelebekler bak. Şunun büyüklüğüne bak. Bir de öyle bir şey ki böyle pat diye gelip insana çarpabiliyor. Asya çok korkuyor bunlardan. Senin cama buldursam ben ona dışarıya atarım da. Şöyle şey yapayım da. Hadi, 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 hadi. Evet, evet, evet. İşte orası. Doğru adres. Hadi. Çıktı. Tamam. Haydi devam. Biz yemeğimizi yedik. Dur şurayı toplayayım da ben anlatayım. Biz yemeğimizi yedik. O sırada Asya aradı. Elektrik gitmiş. Annem de ve şu tülü çekeyim. Ondan sonra şimdi 9'da maç var. Onur maç izleyecek. Açmıştı da kanalı. Bugün de Beşiktaş'ın yabancı bir takımla bir şey dedi, bilmiyorum işte maçı varmış. Ondan sonra Asya dedi, anne dedi, bugün dedi burada kalma kararımdan çok pişmanım. Elektrik gitmiş. Elektrik git şey gitmişti, gelecekti. İşte 6'da gelecek, 7'de gelecek diye diye şimdi gece 12'de gelecek diyormuş şey. Hani Bedaş'ı arıyorsunuz söylüyor ya. Ondan sonra 2'den beri falan elektrik yok ya, inanamıyorum yani. Şu zamanda, şu devirde, İstanbul'un göbeğinde çok kötü. Her neyse. Ondan sonra yok dedim, anne dedi gelip beni alır mısınız Asya'm, dedim geldik şimdi yemek yiyoruz nasıl gelelim falan. Ondan sonra falan ya dedi, çok sıkıldım işte aşağı kapıya sokağa inmişler.
biraz seksek oynamış. Biraz oynamış ama tabii bitince sıkılmış. Bir de öyle daha önce şeyler vardı. Yaşıtları arkadaşları vardı. Kimi taşındı. Artık yoklar yani. Yaşıtları dedim aslında büyük arkadaşları vardı. Onlar da böyle yaşça daha bir genç kızla adım atan yaşlara gelince çok Asya ile artık oynamıyorlar. Daha küçükken oynuyorlardı. Daha doğrusu sokağa bile çıkmıyorlar tabii ki. Ondan sonra hani sokakta oyun oynamaya da çıkmıyorlar. Her neyse. Diyeceğim o ki çok sıkılmış. Sonuç olarak kapattım telefonu. Onur'a dedim, kızın dedim böyle böyle diyor. O da hemen kalktı, hemen dedi gideyim dedi. E dedim maç izleyeceğim. Aa dedi, kızım orada üzülürken dedi ben burada maç izleyemem dedi. Ya eğer ki trafik olmazsa aslında saat 8.30-9'a yetişir bile yani. 15 dakikalık yol gerçekten trafiksiz olduğu zaman 15 dakikalık bir yol. Öyle yani, gitti şimdi ona sürpriz yapacak. Bu dizi başladı da nasıl bilmiyorum. Bir iki öyle baktım ama şu. Ege'nin Hamsisi. Aa şeyi ben çok beğendim. Bunu aman aman beğenmedim. Yani böyle nasıl diyeyim, hani aa hadi izleyeyim diye çok sarmadı ama şeyin dizisi başladı. Paramparça da oynayan kız vardı ya, oradaki meşhur olmuştu. Oradaki kızın bu TRT1'de Elimi Bırakma. Bırakma Elimi ya da öyle bir adı var bilmiyorum. O dizisi başladı ve ilk bölümünü izledim. Beni sardı. Güzel yani, ben beğendim. Ondan sonra ha bak, bu da pazartesi günleriymiş. Bugün değilmiş zaten bu Ege'nin Hamsisi. Her neyse işte ben beğendim yani, güzel. Onu belki izleyebilirim yani, yaz dizisi olarak falan izleyebilirim. Öyle başka da bilmiyorum, yaz dizisi ne var, ne izliyorsunuz bilmiyorum ama çok bir şey yok. Öyle yani, bu Ege'nin Hamsisi de hani İcel Aydın falan var. Onu tabii ki ben, onu ben çok severim. O yüzden belki bakarım diye düşündüm ama bilmiyorum. Çok da emin olamadım. Beni çok sarmadı yani ilk etapta. Haydi görüşürüz o zaman. Baban sana sürpriz mi yaptı? Ha? Evet. Gelmedi mi? Üzüldün mü? Pişman oldum bana. Hangisine? Bir buraya gelmediğine pişman oldun. Bir geldiğine pişman oldun. Canım benim. Güzel bir bebeğim. Bir şekilde de üzülüyorum yani. Ay ben seni yerim yerim. Canım benim. Babanı nerede gördün? Aşağıdaydın. Ne yaptın? Şaşırdın mı? Acaba araba geldi. Kafasını camdan çıkarmadı. Baktım. Yok ya babam değildi dedik, işte sohbet ediyoruz yine. Kafasını bir çıkardı babam. Ah sevindin. Evet. Hı? Ama ayrıca üzüldüm ben. Oy canım benim, gelmeseydin. Ama ki sen dedin annem, o yüzden geldi evet, baban. Evet evet. Vallahi bak maç izleyecekti. Bıraktı geldi. Sen dedin gelmek istedin. Anneanneni bıraktın anne, diye üzüldün. Gelseydi niye gelmedi? Evde. Evde işi de yoktu ki. Ulaşığın ne varmış galiba. Canım bebeğim benim. Hafta içi kalırsın yine anne. Yarın yine gideceğim. Yarın kalacağım. Yarın cumartesi ama hafta sonu. Daha sonra hafta içi kalırsın. Bugün nerede? Bugün perşembe. Yarın cuma. Ay canım bebeğim benim. Benim. Pamuğum çok benim. Acıklı. Canım benim. Merhabalar. İşten çıktım. Yürüyorum metroya doğru. Aslında şu anda saat 5'e çeyrek var ama gök gürlüyor bir 15-20 dakikadır. Şöyle bir yağmurun başlamasını bekliyorum. Beklemedim çünkü işim de yoktu. O yüzden de şey yapmak istemedim. Beklemek istemedim, ben çıkacaktım. Neyse, sonuç olarak yağmur başlamadı inşallah. Ya şöyle bir metroya 10 dakika falan yürüyorum. Şu anda böyle küçük küçük yağıyor. İnşallah o böyle şakır şakır gök gürültüsünün ardından olan yağmur başlamadan metroya atarım kendimi diye umut ediyorum. Öyle yani. Hadi görüşürüz. Herkese merhaba.
Asyam burada bilgisayar keyfi yapıyor. Geldiler anneannesinden. Ben direkt eve geldim. Onlar da babasıyla geldiler. Ben de şöyle karpuz, son karpuz kalmıştı, onu doğradım. Çok soğuk, birazcık ısınsın. Ben biraz yiyeceğim. Sonra eşim içeride Asya'nın odasında. Biz bir tane filme takıldık, onu izliyoruz. O maçı izliyor. TV8'de Merdiven Baba diye filmin bir adı var. Adını duysan, gideceğin varsa da aslında gitmezsin adından dolayı, ama çok güzel bir film, böyle değişik yani, konusu falan değişik biraz. Ona takıldık, onu izliyoruz şimdi. Asya da biraz film izliyor, biraz keyif yapıyor. Tam tatilin tadını çıkartıyor Asya. Değil mi anne? Değil mi benim prensesim? Öyle yani. Hadi görüşürüz sonra.